Değerli izleyiciler, programa devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şair Özdemir İnce bizimle birlikte. Özdemir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın İyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> nasıl? Bitirdik yılı. Ya bir dakika, gülüyorum. <gülüyor> Bu gülüşe sarkastik gülüş denir teatroda. Yani e, alaylı mizah, böyle yerin dibine batırmak için mizah yapılır ya. Onun gibi bir şey ben... Ne? Ama ama zaten Rütük böyle imalı hareketlere e, müsamaha etmiyor. E, ama ben söylüyorum. Bir dakika ben söylemesem Rütük'ün bunun ha. ne olduğunu anlaması mümkün değil. Tabii. Bu bir kültür meselesi. E, 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 ne diyor bir tanesinde? Efendim diyor tamam konuk söyledi, canlı yayında söyledi ama diyor e, sunucu da diyor olurlar gibi diyor başını salladı diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi, e, Ayşenur'a verilen cezada da... İyi tamam e, o zaman... Ayşenur'un şey mimik, mimikten mimik. <laughs> ya belki kızın boynu şey ağrıyordu o sırada. Lab <laughs> mı yani? Neyse adam ceza vermek istiyor, veriyor. Ya düşünsene benim bir, bir iki davam var. Birinde şey demişim, cahilane cahilane demişim. Birinde bunu cahilane hakaret olarak. E, şimdi hı. şahıs üzerine alınmış. Mahkeme cahil bile değil, e, cahilane. E, şimdi anlatayım. Efendim, e, daha bir kelime var falan. Ya şimdi e, ön savunmamda falan yazmadım ama şimdi aynı onun da diyeceğim ki kardeşim Dillerde sıfat diye bir kelime vardır. Sıfat kullanmazsan konuşamazsın. Tabii eleştiri yapamazsın. Eleştiri yapamazsın. Şimdi kötü bir kameramana, bizim kameramana haşa huzurdan, o çok <laughs> iyi kameraman. Şimdi biliyorsun bu, iş, bu işler anlarım ben. Peki ne diyeceğim ben? Kötü kameraman demezsem ne diyeceğim? Ne diyeceksin? Hiçbir şey. Yani sıfatları kullanmazsan bir, doğru dürüst, güzel konuşamazsın. İkincisi eleştiri yapamazsın. Kesinlikle, Çünkü doğru. Niye e, beğenmediğin bir şey için, bir eylem için olumsuz sıfatlar kullanmak zorundasın? Mesela bir örnek verelim. Biri diyor ki çıkıp ben ekonomistim. E iyi. Yani ekonomistim deyince iş bitiyor mu? Senin ekonomist olarak yaptığın işlere bakmak gerek Bakmak gerekiyor. lazım. Bakıldığı zaman even e, okulda nasıl not veriliyor? öyle not verilir. Efendim kötü ekonomist, iyi ekonomist, iyi ekonomist çok iyi ekonomist çok kötü ekonomist. Ya şimdi mesele ekonomistim demekle işi kurtaramıyorsun. Şimdi mesela bu işler ölçülen işler. Mesela ben şairim dedim. Şairim 2000 mi, bilmem ne zarf tut kitabım var şey sayfa. Biri dedi ki Özdemir İnce çok iyi şair. Birisi dedi ki berbat bir şair. Estetik başka bir şey. Kanıtlanması çok zor. çok zor. Yani Özdemir İncen'in çok iyi şair olduğunu ispatlamak da zor. Çok kötü şair olduğunu ispatlamak da zor. Bu zamana bağlı. Eğer ben e, 2200 yılında da adım bilinecek ise iyi bir şairim. Eğer ölümümden 15 yıl sonra unutulursa, ya, tabii. Belki yani halk beni umursamamış ama ekonomistin işine bakacaksın. Şimdi ciddi bir ekonomist senin e, keşke beni çağırsaydı ya orada dışarıda bekliyordu. Bu, o, şey ta, havalimanları Havalimanları ne <laughs> konuşurken çağırsaydı. <laughs> ya kardeşim ee, şimdi e, o garanti niye garanti veriyorsun? Efendim işte bu yeni bir model bunlar. Daha doğrusu çok yeni bir model değil de yap, işlet, devret. Ya o o... Devlet hesaplıyor ki şöyle diyor ki bana bedavaya gelecek. Hadi canım sen. Bana bedavaya gelecek. Niye? Adam yapacak, işletecek ve işletme süresi sonunda ben ona para ödemiyorum şey yapacak, geri verecek. E ama sen ona garanti vermişsin. O garantiyi de tutturamıyorsun. O zaman sen ödüyorsun onları da. Niye ödüyorsun? O adam o zararı göz alarak girsin ya, o zaman. Tabii ya, yap işte devret ee, bir bir çeşit kumardır. Yani müteahhit, müteahhit hiçbir riski yok. Müteahhit kumar oynayacak. Hayır kumar oynamıyor burada. O garanti. Ya, öyle şey mi olur ya? O gelse de yolcu alacak, gelmese de yolcu alacak. E, böyle bir yapım ve üretim modelini kabul eden ekonomist de kötü ekonomist denir. Bitti. O kadar. Bu şeyde de var. İngiltere'de vardı. Bıraktılar. Bıraktılar. Evet. Yani zaten ekonomi... Asları yüzünden pahalıya geliyor. Ya ben e, televizyonları izliyorum, gazeteleri okuyorum, işim gereği. Yap, işlet, devlet modelini beğenen bir ekonomiste rastlamadım. Yok. Ceyhun İrgil vardı, Bursa Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bu yap, işlet, devletlere şey diyordu. Yap, işlet, kırışalım. Ha şimdi bak şimdi ben sana bir şey anlatacağım. Bu iş gibi bak hiçbir yerde anlatmadım. <laughs> Türkiye televizyonları planlama müdürüyüm. Bu şeyler film alımları falan bana bağlı. e şeye film festivallerine ya müdür olarak ben gidiyorum. Ya da e, benimle birlikte çalışan uzmanlar, şube müdürleri e, falan gidiyorlar. İşte o dizileri falan seçiyorlar. Dizileri seyrediyorlar. Ben de e, gerekirse e, angajman yapıyorlar. Biz geliyoruz falan. E, yıl 82 mi, 80 bilmem kaç oralar e, kamp film festivaline. Genel müdür sen git dedi. Olur efendim gideriz. Ee, kan film festivali iki türlüdür. Bir televizyon filmleri festivali, bir sinema, sinema filmleri, filmleri festivali. festivali. Altın palmiye. Evet. Şimdi gittik. Ee, bir şirket e, şeyde, Suriye'de Lübnan'da savaş çıktığı için e, merkezine Viyana'ya taşıdı. Viyana'da falan e, o da şeyde. Kanda. Ka kanda. E, Yeme davet etti. Zaten e, Metro Goldin, Mayer, Fox bilmem ne hepsi davet ediyor. Her gün davet ediyorlar. Çünkü onlar, Tanıtım sat, yapıyorlar. onlar satıcı, ben alıcıyım. Tabii. Ben mi ısmarlayacağım onlara? <laughs> Şimdi adam ne dedi bana biliyorsun. Özerse sen dedi kaç liraya alıyorsun dizileri parça başına? Bin dolardı galiba dedim. Bin dolar. Mesela şeyi bin dolara alıyorduk. Ee, Dallas. Dallas'ı falan. Onların hepsi bin dolardı epizod başı. Ama başka yerlere daha pahalıya satılıyor. Mesela İran'a İtalya'ya şuraya yani her televi her ülkeye özel bir oranı koşullarına e, göre e, fiyatına fiyat. göre falan. Ya dedi bak şimdi dedi mesela dedi 3000 dolara aldım desen dedi. Tamam mı dedi? Ne olur? Evet. Bin dolarını dedi firma alsa tamam evet Bin dolarını ben alsam, bin dolarını sen alsan, ama dedi yapalım demiyorum dedi. Mesela diyor. Mesela. Bunları yapıyorlar dedi. Paraları şeyde İsviçre'de hesaba yatırıyorlar. Hesaba yatırıyorlar. Ama dedi bak sen katiyen böyle bir şey yapmazsın. Ben de yapmam. E, aklında olsun diye söylüyorum sana dedi. Dedim valla e, teşekkür ederim dedim. Zaten böyle şeyler olduğu da kulağıma geçiyordu falan. Yani böyle bir konuşma oldu. Şimdi benim de aklımda ilk defa anlatıyorum, ilk defa yazıyorum. Çünkü bu tip işlerde evet. kırışma işi kesinlikle olur. Onu söyleyeyim sana. Kırışma işi kesinlikle... Doğasında var. E, şimdi kardeşim sen e, üç kuruşluk işi Beş kuruşa yaptırırsan ve bunun rahiç yapım bedeli üç kuruştan daha fazla etmezse o iki kuruş nereye gidiyor? Evet. Biri sana biri bana. Kırışma. E, otoyol yolsuzlukları ile ilgili bir çalışma yapmıştım ben arena zamanı. E, Mesela orada e, bir iş var e, yolun e, bir e, istinat duvarı çekilecek. Efendim. E, bir nokta, iki nokta üç dolara diyelim alıyor metreküpü. Sonra onu, e, pardon 5 dolara alıyor, e, iki buçuk dolara bir taşerona yaptırıyor. İki buçuk dolara hiç elini sürmeden cebine atıyor. Öyle zaten. Cebine atıyor. Ama o sadece ona gitmiyor o para. O işi verene de gidiyor. Şimdi bak taşeronlu aracılı bütün işlerde işte bu... AKP döneminde aşağıya doğru 2 3 taşeron elde ediriyormuş öyle dediler yani Tabii. bilmiyoruz söylenen yasada konuşulanlar şimdi bak e, e, akıl var Ya e efendim köprü inşaatından anlamasak bile bir önceki köprünün kaça çıktığını duymuşuz evet mesela Süleyman Demirel'in yaptırdığı köprünün kaça çıktığını az buçuk duydum. Tabii. Üstelik Süleyman Demirel o köprüyü e, hazinenin parasıyla yaptırdı. Tabii. Tabii. Hiç de ziyana girmedi. Ve Şu yapılanlardan çok çok daha ucuza çıktı. Elbette canım elbette. Şimdi Dolar bazında söylüyorum. Dolar, bir şimdi sana de. bir şey söyleyeyim mi? Ben yap, işlet, devret Dediğin anda işin içinde katakollü ararım. Yani be, böyle. İster istemez. Yok. Ya o kadar da e, inek adam değilim. Ya akılsız değilim. Ben akıllı bir adamım. Elbette. Yapmayın bana bunu diyor. Ya, yok yani. Herkese oğlu bana da mı lolo? Ya yutmam. Bu böyle. E, mesela şimdi. Ee, konuşuyordun sen Çukur Havaalanı'ndan evet. Hava Bu bak kadar ihale mi olur? Ha, şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ben Mersinliyim. Mersinli demek aynı zamanda Tersuslu demektir. Tersus. Tersus. Tarsuslu demektir. Aynı zamanda Adanalı demektir. Yeniceli demektir. Yani şöyle bir şey söyleyeyim mi sana? Mersin'de oturup Adana'da çalışıyor, iş yerin olabilir. Çünkü 65 kilometre falan. O kadar yani. O kadar. O otobana bir saatte gidersin. Şimdi şey havaalanı Şakir Paşa gerçekten şeyin içinde. Ee, Adana'nın içinde. Ee, yani tayyareler, <laughs> uçaklar. Binaların şey, üstünden iniyor. Binaların üstünden iniyor. Çıkıyor. Küçük bir yer. Yahu sana bir şey söyleyeyim. Adana'dan Mersin'den Tarsus'tan öylesine çok yolcu gider ki, gidiyor ki. Yani aklın durur. Mersin'e bir tane hava alanı yaptırsan, Tarsus'a bir tane hava alanı yaptırsan, Adana'ya bir havaalanı yaptırsan bunlar kaldırır bunu. Hatay'da da bir havaalanı var. Niye kaldırır? Çünkü burası dünyayla, ve Türkiye ile işleri olan insanların iş dünyası, geleceğin Doğru. yıldızı Çukurova. Doğru. Geleceğin yıldızıdır. Hala yıldız olarak çıkmadıysa bu hükümetlerin evet. politikası olan dolayısıyla. Şimdi o sözünü ettiğimiz havalimanı Tarsus'un, Mersin'in ve Adana'nın tam orta noktasına geliyor. Galiba Yenice civarında bir yer. Evet. Oraya yapılıyor. Ne bitmedi? Üçünü Anlaşılamadı, e, pek çok ihale tekrarlandı, e, müsait yarıda bıraktı. Ya, müteahhitler yarıda bıraktılar. Yap işlet devret değil mi? Yap işlet devret ama işte yap işlet devret de, biliyorsunuz burada e, hükümete yakın e, müteahhitler kazanamazlarsa bir süre sonra bir bahaneyle yeniden ihale yapılıyor. O ihale iptal ediliyor, yeniden ihale yapılıyor. E, 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 tuhaf işler bunlar, kendi adamları kazanana kadar devam ediyorlar. Çünkü ya ben e, hürriyette çalışırken e, çok giderdim Mersin'e. Adana'ya da çok giderdim. Tarz, yani e, yılda üç beş kere giderdim. O zaman yapılıyordu ya. Evet. E, hemşerilerim der ki lan oğlum e, bir, bir, yani sınıf arkadaşlarım falan kendi aramızda biz lan oğlum diye konuşuruz. <laughs> lan oğlum bir, bir tane yazı yaz şu işi kurtat falan. Ya şimdi hala bitmemiş. Akıl almaz bir şey. Demek ki bu işte avanta zayıf. Yani ya da e, buradan bir şey bekleyenlerin sayısı fazla. Hela yani dokuz, bir havalimanı, üç tören, dokuz ihale. <laughs> Zaten bu çukur havalar böyle abi. İşleri hep ters gider. <laughs> Bir de şimdi TRT'den bahsettin az önce. He? TRT'den bahsettin az önce. Ettim. E, TRT'de e, eski TRT'yi hatırladığımız zaman, hani böyle yapımlarını falan hatırladığımız zaman, aşkı memnular falan böyle klasikler, e, işte Orhan Kemal'in e, hanımın çiftliği falan müthiş şeyler yapılıyor o yıllarda. Şimdi bugüne geldik, dış alımlar çok arttı TRT'de. Hep dışarıya. Bir de Osmanlı televizyonu gibi Osmanlı dizileri. Barbaros Hayrettin Paşa bitiyor, Yavuz Sultan Selim başlıyor. O bitiyor, Abdülhamit devam ediyor zaten. O bitiyor. Bu, bu onların şu andaki şeyleri. Öyle. Eski genel müdür demişti zaten. İbrahim neydi? Ee, biz TRT'yi işte şey hal... E, millileştireceğiz yani şeyimize atalarımıza, ecdadımıza hikayelerini anlatacağız demiştim. demişti. Benim sakalımı anlatsın. Ve şimdi e, televizyonculukta ne anlıyor evet, adam ya? Yani? Sınavsız 4 bin kişi almışlar. E olmaz. Demek ki orası bataklığa dönecek. Bak ben televizyonda çalışırken bizim 3500 elemanımız vardı. 3500 eleman. Bu 300... E, 3000, Sizin topunuzdan daha fazlasını almıştı. 3500 eleman vardı. Efendim, e, Ankara televizyonu vardı, İzmir televizyonu vardı. İstanbul televizyonunun e, binaları falan yeni yapılmaktaydı. Sonra da açıldı. Yani ben bu üç televizyon varken e, planlama müdürüydüm. Sınavla adam anlırdı. Test sınavıyla değil. Şey. E, yok yok şeyle. E, buna e, e, dizertasyon der e, Fransızlar. Kompozisyon şeklinde. Ha, ha. E, mesela evet. e, diyelim ki falanca e, roman için, realist roman için sokaklarda gezdirilen aynadır demiş. Bu ne demek? O. Oh. Bu ne demek? Zor aslında normal şeyden daha Yok, bu, yok. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Bu soru ben lise son sınıftayken bize sorulan e, kompozisyon sınavında sorulan soruydu. Lise evet. son sınıfta Mersin lisesinde. Ne güzel, ne güzel şeyler yaptı, ya, böyle sorunuzdu. Evet. Test evet, falan evet, yok. Şimdi olur. bunu sorarız. Bu okunur. Bu okunur. Büyük genellikle de. E benim başında bulunduğum komisyon okur, okurdu. Türkçesine not verirdik, bilgisine not verirdik falan. Sonra gider bunlar. E büyük bir ihtimalle %75'i giderdi. Geriye kalan %25 gelirdi sözlü sınava. Sözlü sınavda kültür soruları sorulurdu. Zeka sorulurdu. Efendim objeler konurdu masaya, şunları bir yerleştir falan diye. Ondan sonra alınırdı. Alındıktan sonra bunlar bir de kursa tabi tutulurdu. O kursta ben hocalardan biri olurdum. Kurs öğretmenlerinden biri olurdum. Yazmayı, stüdyo senaryosunu falan o dersleri ben verirdim. Ve şimdi... Ee, o zamandan kalmış arkadaşlarım varsa e, gözü mesela Uğur. Uğur bunları gayet iyi bilir. Uğur Dündar. Evet. Ee, şimdi e, bizim bir tiyatro şubesinde e, reji reji yapan çocuklar vardı. Yani şeyden yeni adam getirmeye yeşilçam'dan falan ihtiyaç yoktu. Ee, bizim senaryoları yazdırıp yahut da hazır almamız falan e, yapılırdı. Tam bunlar biz yapıcı İsmail Cem geldi. İsmail Cem e, çok büyük adam olarak anılır. Efendim televizyonu kurtarmış. Hiç İsmail Cem'in televizyonu falan kurtarmışlığı yoktur. Çünkü programları yapan bizleriz. Anlatabiliyor muyum? Zaten eski orada bir kadro var. Eski kadro var. Efendim, filmleri seçen bizleriz. Efendim, programları seçen bizleriz. E, davete çağıran bizleriz. İsmail Cem ne yaptı biliyor musun yenilik olarak? Yeşilçam'la Çam'la işbirliği yaptı. Yeşil, yeşil Çam'dan şeyler getirdi. E, yönetmenler getirdi. Ardından efendim, senaryolar getirdi. Şeyin, ee, neydi o adamın adı ya? Neyse. Şey mi? Yönetmen mi? Yok yok romancı ya. Kemal Tahir. Kemal Tahir. Ya i̇şte yorgun savaşçı. Ee, tamam. tamam Kemal Tahir. Kemal Tahir Tahiri bir adam. Ve bizim ona sempatimiz yok. Çünkü Cumhuriyet'e bizim gibi bakmıyor. Yani e, Kemalist açıdan bakmıyor. Kemalizme karşı büyük bir şey var, husumeti var. Mesela şeyi sevmez. Öre, köy enstitülerine düşmandır. Bozkır'daki çekirdeği yazmıştı. İşte tamam. O yüzden bizler şey İsmail Cem'le aramızda çekişme başladı. <laughs> şimdi, Çekiş... Tabii İsmail Cem rahmetli oldu. Şimdi, ya, ya, istediği kadar olsun olmasın ya bebe be, tanıklar var. Yani televizyonu ilk berbat eden adam İsmail Cem'dir. Çünkü dışarıya iş vermiştir. İşte dışarıya, şimdi... iş, dışarıya iş vermek için 1980 başlarında İsmail Cem genel müdürken öyle bir şeye ihtiyaç yok. Niye? Oyuncular var. Oyuncuları biz sağlarız. O yönetmeli, yönetimi yapacak çocuklar da var şimdi adlarını say saymama gerek yok. Yani bizim Yeşilçam'la iş birliği yapmamız için herhangi bir sebep yoktu. Ama şu anda o günlerdekinden kat kat fazla dış yapım ee, Şimdi eğer ellerinde yeti yetişmiş çok iyi stüdyo yönetmenlerinin yani stüdyoda çekilen dramaların, tiyatro uygulamalarının eee yapımcılığını ve yönetmenliğini bilen adamlarının çok olması lazım. Yani ille sahaya çıkmak zorunda değilsin dekorlar yaparak evin içinde geçen bir filmi çekebilirsin. Dışarıda e dışarı da verilir zaman Yok, zaman dışarı. yani. Şimdi mi? şimdi de ondan sonra Barbaros Hayrettin. Şimdi bunlar zaten ideolojik şeyler. İdeolojik. Ben bunlara karışmıyorum. Çünkü e, bir iktidar değişikliği olduğu zaman efendim, bunların e, bir kısmının e, bitirilmesi beklenir. Ondan sonra e, denetime girer. Denetim eğer TRT'nin kuruluş ve e, görev yönetmeliğine ve anayasadaki görevlerine uygun ise o dizi C e, devam eder. En ilginci de son dönemdeki dizilerden Abdülhamit. E, onların hepsi, onların hepsi. Arşive kalkar. Arşive kalkar. E, onları yapmak zaten suçtur. Anayasaya aykırıdır. TRT'nin görev yönetmeliğine aykırıdır. Yeni bir tarih yazıyor. Çünkü halkımız onlara yani inanıyor. Şimdi kuruluş ve görev yönetmeliği. Hatta bazı yönetmelikleri Alpaslan Öner adlı bir arkadaş da ben yazdım. Yönetim Kurulu yani bu işleri iyi bilirim. TRT dediğin zaman ben gayet iyi bilirim. 3 bin kişi sınavsız nereye aldın? Ne iş evet. vereceksin orada? Evet, evet. Kameran, evet. Kameraman bir kere nereden mezun olması lazım? Belli. Okullardan mezun olması lazım. Bunların sınavı ayrı yapılır. Bunların sınavı ayrı yapılır. Yani teknik hizmetlerin şu stüdyonun çalışanlarının sınavı ayrı bir sınav. Şeyin sınavı, yapımcı ve yönetmenin sınavı gene ayrı bir sınav. Bunları artık şeyden almazsın, hukuk fakültesi mezunlarından almazsın yahut da dil tarihten almazsın. Çünkü artık şeyler var, İletişim fakülteleri var ve benzer okullar var, onların mezunları sınava var. sokarsın. <laughs> Şimdi bu aldıkları 3000 kişi, 4000, bin, 3000 dedi, 4000 kişi büyük bir ihtimalle militan, militan olarak oraya soktular. Efendim orada mikrop olarak kalır bunlar, virüs olarak kalır bunlar. Yani tabi bütün kurallara uymadan yapıldığına göre biraz kaynak aktarımı da, yani dediğiniz gibi orada zaten bu işten anlayan kişiler olmadığına göre. Ya üç, maaşını üç, alacak. 3-5 üç, üç ay Hadi. maaşını alır. Öyle e, ebediyen orada kalmaz o. Bürokrasi, bürokrasiden de anlarım. Oradan oraya geçişler. Öyle öyle hikaye olmaz. Müfettişleri gönderirsen diplomalarını çıkar. Diploman ne? bizim o, tabii. Bizim senin diplomanın karşılığı olan iş yok bizde. Mesela şeyden veteriner. Veterinerse Ormancılık Fakültesi ise ha, Ormancılık Fakültesine belki bir kişi alınır. Veteriner de, Fakültesinden mezun bir kişi alınır. Ha alınmaz demiyorum ama bir kişi alınır. Danışman olarak orada oturur. Danışman olarak evet. oturur çünkü onlara ihtiyaç vardır. Ama tutup 20 tane orman fakültesinden 50 tane ziraat fakültesinden 120 tane ilahiyat fakültesinden adam alamazsın. Ilahiyat evet, fakültesi. Ama biz de zaten Türkiye'de ne çektik şu diploma meselesinden. Yok. Değil mi? Ya şimdi bak, ilahiyat fakültesinden mezun olan insan özel bir alanın bilgisine sahiptir. Din. Bir televizyonda en fazla iki tane ilahiyat fakültesi mezunu olabilir. Olabilir. Üçüncü, hadi. Üçüncü de olabilir. E, merkezde. Ama 30 tane, 40 o, tane, 50 tane olmaz. Üst üste olmalı. koysan 5 tane diyanet, pardon. E, ilahi, 5'ten fazla ilahiyat mezunu olmaz. 5-6 tane ekonomist olur. 5-6 tane tarihçi olur. Çünkü onlar hem metin yazarlar, hem metin yazarlar, hem de gelen metinleri tarih açısından incelerler. Doğru mu, yanlış mı? Demek ki bu adamlar da çok iyi adam olacak. Tabii. Çok iyi adam olacak. Ee, şimdi e, bu şey değil ya, e, e, piyade alayı değil TRT. Evet. Ya da evet. topçu alayı değil. E, e, beş bin tane adama askeri alırsın kurra şeyi olarak. kurası gelmiştir. E, e, hadi salarsın şeye talim alanına yana, yanaşık düzen hareketleri sağa dön sola dön yere yat kalk tüfek az falan devletin öğrenir. Evet, evet. Ama bir televizyona, bir TRT'ye iletişim uzmanlarının çalışacağı, hatta filozofların, ressamların, büyük müzisyenlerin besteciler de çalışır. Evet. Evet. Besteciler de çünkü mesela ee, TRT Ankara Radyosu e, senfoni orkestrası olur. Dünyanın her yerinde var. Doğru. Bu Yani bunlar işin teknis teknik, kültür ve estetik yanını düşünmeyen, e, mesleğin, mesleğin ne olduğundan haberleri olmayan bir takım tesadüfen iktidar sahibi olmuş insanlar. Bir de şey olarak düşünün hadi 10 bin liradan aldınız. Bunları, e çarpı 10 ile 4 ne çıkar? Aşağı yukarı 300-400. E, şimdi bak, ben diyor, sana ben sana ona, ben 300, sana 400, bir diyor. şey söyleyeyim. Mevcut iktidar giderse. Bu zavallılar üç ay sonra işten atılırlar. Bu kesin. Bir de o var, bir de o var. Üç ay sonra atılırlar. Keşke e, atılmayacak şekilde alınmış olsalar. Da, e, sonra da gidecekler, davalar açıldı. E, Biliyorsunuz e, devlet e, işinde öyledir. E, şimdi, ha şimdi e, iktidar değişmezse. O, o zaman hiç hiçbir, evet. hiçbir sorun yok. Evet. Bu adamlar şey de yani meslek öğrenmelerine de gerek yoktur. Bunlara koruma kadrosu diye bir kadro çıkarır. Sen icabında bir, şey, da, bir evet. minitan olarak evet sağda solda evet. kullanırsın. Bir de şimdi İmamoğlu'na yeni bir dava, yeni bir Le? soruşturma çıktı. Bu Fatih tablosunu almışlardı. Belini'nin tablosunu. Evet, evet. 9 milyon liraya falan bir müzayede. 9 milyon liraya falan alınmıştı. Bir yani, müzayedeye girildi. Parası. Gentile Bentili'nin evet e, ve bu e, Belini'nin o ünlü bir... Kaç dolar eder baba? aşağı yukarı 9 milyon liraya alınmıştı o zamanın parasıyla. E, Türk lirası karşılığı. Ama o zamanki şeyi 50 bin dolar mıydı? Ha, Neydi e, öyle bir şeydi? Yani. 50 bin dolar. Para değil. Yani 150 bin dolar olsun. Ya para değil. 50 bin dolar. Şu anda Türkiye'de 50 bin dolara tablosu, Tam rakamı söyleyeyim, siz tablosu satılan en az 10 tane ressam vardır. 20 tane ressam vardır. Mesela rahmetli Komet'in tabloları 50 bin dolara satılır. 25 bin dolara satılır. Pardon, 775 bin sterlin. 775 bin sterlin. Ee, i̇yi. Ya bak ne Kardeşim alınmış? bunlar, karpuz alır gibi alınmaz. Ve bir müzayede sonucu ya, alınmış ya, bu. Şimdi bak, e, dava açanlar bir resim nasıl alınır bilmiyorlar. Şimdi, bir müzayedeye sokan adam bir, bu sattığı tablonun orijinalliğini satışa çıkarak garanti ediyor demektir. Bu Bellini'nin mi? Gerçek tablo mu? Yoksa sahde tablo mu? İyi mi? Çünkü şimdi Christie's Christie's dünyadaki en ünlü Sotheby's'ten sonra Christis şimdi, e, tamam. dünyanın en ünlü müzayede şirketlerinden birisi. E, şeyde Bellini'nin bu kadar fiyatta bir tablosunu Kiremitane mahallesindeki bir şey satamaz, galeri satamaz. Bunun hepsinin Londra'da, özellikle Londra'da bir merkezi vardır, pazarı vardır. O pazarın uzmanları vardır. O uzmanların denetiminden geçmeden hiçbir eski ressamın eski ressamın Efendim orijinal olup olmadığına kimse karar veremez. Niye? O adamlar bir o dönemde e, kullanılan boyaların karakterini bilirler. Çünkü o da, o dönemde e, şey yoktu. E, tüpü sıkıp kıçından Tabii, yoktu. Herkes boyasını kendisi herkes yapardı. Herkes boyasını kendi yapardı ya da asistanları yapardı. Şimdi bir bu resmin ee, sahte olduğunun kanıtlanması mümkün değildir. Bu bir. Ha kanıtlandı diyelim, verirsin tabloyu alırsın parayı geri. Vardır onun sigortası sahte mi? Verirsen, verirsen, alırsın bitti. Ya bu kadar. Televizyonda bir program vardı televizyonlarda. Bu siz tablonuzu götürüyorsunuz, ee, kime ait olduğunu almışsınız tabloyu sahte mi değil mi? Öyle bir araştırıyorlardı ki. Ee, bu laboratuvarlarda boyalar tahlil ediliyor. Sorun menşeini bulmak için Tabii yapılan ya. e, nerede yapılmış, ya kim yapmış? Şimdi, şimdi böyle böyle işlere girmek için o işlerden bilen danışmanların oldu Tabii. E, düz memurlarla bu işleri e, muhasebe memurlarıyla efene ma maliye uzmanlarıyla falan onları küçük görüyor Ama değil burada mi? amaç biraz da o değil. Çünkü e, şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olarak bir işte bu teröristler belediyede çalışıyor iddiası açıldı ortaya. O, Ardından efendim işte Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı aa sen Süleyman Soylu'ya değil işte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na söyledin diye evet. çevirip oradan bir ceza verme çabası var. Arkasından bu geliyor yani e, bu halledik biraz unutulduğun başka bir şey e, hiç olasılıkla şey gelecek. Bak, sana bir şey söyleyeyim. Bir, şey, e, o neydi, budala lafı mıydı? Ahmak. Ahmak lafından e, hukuk nosyonuna sahip, hukuk ahlakının nezaretinde yetişmiş herhangi bir kimse ahmak dediği için ceza veremez. Çünkü ahmak ahmakça yapılan iş karşı verilmiş ya dünyanın, e ya bak dünyanın her yerinde ahmak lafı şeydir e, ceza görmeyen eleştirel bir laftır. Ya ahmak deyince e, ne ne hakaret olur? Hakaret değildir evet. ahmak. Şimdi bak niye? E sözlüğe bakmıyor avukatlar. E ee, savcılar sözlüğe bakmıyor. Efendim dava edenler sözlüğe bakmıyor. Açın kardeşim. Türkçe Osmanlıca bir sözlük var. Ona bir bakın. Ee, efendim Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü var. De, söylenen laflar suç mu, değil mi? Hakaret mi? Bu laflar kişiliğine mi söylenmiş? Sözlerine ve eylemlerine mi? Mesela ahmakça e, karşıma geçip ahmakça çençen etme. Avukat ama mi? siyasi olunca yani bu söylediklerinizin hiçbiri dikkate alınmıyor. Yok ama iş var. Ee, bu da sadece Türkiye'de oluyor. Evet maalesef maalesef. Bu ya da, da sadece Türkiye'de oluyor. Bizden olur, daha önce yok antidemokratik ülkelerde. Yani ben şeyi. Kendime örnek almam, Rusya'yı bugünkü Rusya'yı örnek almam. Türkiye'nin kendine örnek alacağı ülkeler bellidir. Yıllar önce bir öğrenci Avrupa'dır. Evet, Fransa'dır, İngiltere'dir, Almanya'dır, Hollanda'dır, İsveç'tir, Norveç, Danimarka, Belçika, Felemenk, Hollanda. Vallahi Ankara'nın kız lisesi kudurmuş talebesi diye bir laflar var. <laughs> Şimdi bir kitap fuarında imza günü. Çetin Altan kitaplarını imzalıyor. Ben de hocanın yanında oturuyorum. Ee, sorular soruyor öğrenciler. Bir tanesi dedi ki, efendim dedi, siz dedi, yurt dışında olsanız nerede yazmak isterdiniz dedi. Paris'te dedi. Niye dedi hani? öğrenciler de kurnaz ya. ya niye mesela Moskova'da dedi. Niye Moskova'da yazayım dedi. Daktilomu dedi şeyle alacaksam dedi. Karneyle şunla bunla. işte şunların şöyle sınırlı kısıtlı olacaksa dedi. Niye özgürce giderim Paris'te yazarım dedi. Tabii. Yani şimdi orada ama şöyle bir şey bekliyor o öğrenci. Ama olur mu Moskova'da diyecek. Ya şimdi o dönemi gayet iyi bilirim ben o dönemi gayet iyi bilirim. Yazarların e, yani partiyle arası şeker renk olmayan yazarların bir eli yağda, bir eli baldaydı. Bir gün şeyde e, Sofya'da Yevgeni Yevtoçenko ile oturuyoruz. Bir e, Avrupa e, yazarlar uluslararası toplantısı. Yani e, o, o toplantılarında yedikli davetlileri vardır. E, birisi bendim. E, Yevtolchenko'ydu, Woznesenski'ydi, Fransızlar falan. Bana dedi ki ya Özlem gel dedi Moskova'ya gidelim. O, olmaz dedim. Ülker ameliyat olacak. Ya onu da Moskova'da ameliyat ettiririz dedi. <laughs> e, ya olmaz Bak dedi. Kafana kullan. Sovyetler Birliği şeyi otelin hemen karşısında sözünü ettiğimiz otel Park Otel Moskova'ydı. Şimdi dedi ben telefon ederim onlara. Oradan biri gelir elinde mühürle mühürle sen oraya gitmene de ihtiyaç yok. Pasaportuna burada mühür vurur ve gideriz. Ha, şeyle aran iyiyse partiyle, partiyle aran iyiyse bütün işler tıkır tıkır yürür. Ama partiyle aran iyi değilse cehennem yaşarsın. Cehennem yaşarsın. E, cehennem yaşayan arkadaşlarım da var. Eee Gennadi Aygi. Gennadi Aygi. bu e, Türk kökenli Hristiyan bir e, kabiledendir. Gennadi eee Ayigi e ee, Çuvaş'tır. Çuvaş. Çuvaş. şeyin Nazım Hikmet'in ve Pasternak'ın tavsiyeleriyle Rusça yazmıştır. Ama Pasternak'la ahbap olduğu için, Nazım'la şey ettiği için Sovyetler Birliği sona erinceye kadar bu adamın kitapları yayınlanmadı Rusya'da. Hikaye budur. Evet. Evet. Yani ben bunların hepsini işte e, Doktor Jivago, Boris Pasternak falan e, Boris Pasternak o kitap evet. e, uzun süre e, yayınlanmıyor, kaçırılıyor. Fransa'da yayınlanıyor değil mi? İtalya'da. İtalya'da. Kaçırıldıktan İtalya'da kaçırıldıktan sonra. Yani İtalya. Şimdi bak, e, bilmeden yaşamadan konuşuyorlar. Bilmeden yaşamadan konuşuyorlar. Şimdi. Eski dönemde Sovyetler Birliği'nin, komünist ülkelerinin çok güzel işleri vardı. Çok güzel. Yıkılması, yani Sovyetik rejimlerin yıkılması dünyanın felaketi oldu. Dünyanın felaketi oldu. Şimdi tek taraflı bir şey var kapitalizm kapitalizmi zaten o da yok oligarkların o, eline o geçmiş da, bir o ekonomi da var yani da kamunun batmıyor. elindeki mallar ee, şimdi e, bu Sovyet, Sovyetik rejimler yıkılmadan önce dünyada hep toplantılar yapılıyordu. bu yıkıldığı zaman ne olacak bu fabrikaları kimler alacak ben de öyle düşünürdüm biraz. evet bu fabrikaları oligarklar alacak? aldı Ha, biri çıktı dedi ki oligarklar alacak. O zaman da oligark deniyordu biliyor musun? Şeylere, genel müdürlere şunlar bunlar. Hı. Onlar, o zamandan bu yana oligark deniyor. Süremiz Hı. bunlara. Şimdi bağlayacağım. Geriye dönük değerlendirmeleri okumak lazım. Şimdi mesela gelecek cumartesi ben sana o şeyi kestiğim e, makaleyi getiririm 1980'lerin tamam. başında. Noel Observatory'de çıkmış. Hiç endişelenmeyin kardeşim diyor sorbonda yapılan bir toplantıda. Hazırdır onları alacaklar. Alacak olanlar oligarklar, genel müdürler iki kuruşa alacaklar. Öyle de oldu. İki kuruşa. Ben de bir e, şeyi e, Bulgaristan'da bir e, çelik sanayinin iki kuruşa e, alındığını alan adamlardan öğrendim. Benzer benzer e, oligarklar Türkiye'de de ortaya çıktı. İşte Türkiye'de de Cumhuriyet'in fabrikalarının üzerine çöktüler. Bazılarını yıktılar, Tokyo'ya verdiler, arsa yaptılar ama maalesef e, dümdüz ettiler e, ülkeyi. E, ben e, evet. ben çocuğumda bayram, seyran, yılbaşı kutlama, Hiç, hiç hiç hoşlanmam. Peki O zaman. Hiç hoşlanmam ama buna rağmen e, hiç olmazsa şunu diyeyim dilerim 2023 bu alçak 2022'den çok daha güzel olur. Hiç olmazsa e, cumhuriyet tarihinde 2000, e, 100 yıl önceki 22. 1922 şanlı şerefliydi. Evet. Umut veriyordu ama bir yüzyıl sonraki hiç umut vermiyor. Dilerim 23. Umutlar tazelensin. Yüzyıl önceki 23'e benzer. Evet. Ben de katılıyorum Özdemir abinin sözlerine. Umutlarımızı tazeleyelim. Asla umut kesmeyelim. Güzel günler gelecek. İyi yıllar diliyoruz. <laughs>